Tık yukarıda, çok azıcık yukarıda ve yeşilde. Erdoğan Turan'da efendim bizi beklemekte. Haftanın son işlem gününü kapatmamıza az bir süre kala merhaba diyelim Erdoğan Bey'e. Yani genele baktığımızda hem Avrupa'da hem Amerika'daki bu yataylık aslında ürkütüyor Erdoğan Bey. Yani ne oluyor, ne bekleniyor? Önümüzdeki hafta ECB'ye odaklanacağız. O mu bekleniyor yoksa başka bir hesap mı var diye düşünürken bizdeki dünkü kayıpları telafi etmekten sonra yataya inip daha nötr kalma durumu da var. Genel itibariyle bakıldığında bundan sonra ne olabilir? Özellikle bizde o dar bantta sıkışıklığı bizde düşünürsek. Merhaba Aslı Hanım. Aslında zirvelerdeki tedirginlik genel haftanın bence asıl olan hikayesiydi. Özellikle ABD borsaları yüksek seviyelerini koruyor ama yorgunluk işaretleri de bir taraftan birikiyor. Sanki bir zirve oluşumu var ve buradan aşağı bir geri çekilme olacakmış gibi görüntü var. Fakat gün sonu kapanışlar öyle veya böyle bir şekilde yine de güçlü oluyor ve beklentileri bir hafta sonrasına erteliyoruz biz. Yurt içi piyasada da ona bakarsanız hafta içinde bir sürü şey yaşadık fakat eğer kapanışta çok olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa geçen hafta BIST 100'ün kapanışıyla bu haftanın kapanışı neredeyse aynı olacak. Dolar TL tarafında geçen hafta 2.14 civarında kapatmıştık. Orada bir miktar kayda değer bir hareket var. Haftanın tek kazananı altın gibi gözüküyor. Orada bir hafif bir yukarı yönde hareket var. Önümüzdeki haftanın trafiği biraz daha yoğun. Ama bu yoğun trafik gerçekten bu piyasalarda bir kırılma yaşatacak mı zannetmiyorum. Tarımsal istihdam rakamını alacağız ABD'den, Çin'den, PMI rakamlarını alacağız hafta başında. İçeride biz enflasyon rakamlarını göreceğiz. Merkez Bankası'nın beklediği gibi düşerek devam edecek mi Haziran ayıyla birlikte? Buna bağlı olarak faiz indirimleri gelecek mi önümüzdeki dönem için? Bunlara bakacağız ama Cumhurbaşkanlığı hikayesi de var. Orada adayın salı günü belli olması belki bir miktar belirsizliği ortadan kaldırıp genel seçimlere kadar bir miktar fikir oluşturmada yatırımcılara yine yardımcı olabilir ama piyasalar aslına bakarsanız uzun bir süredir bir yerden bir yere gitmiyor. Kaldığı yerde, durduğu yerde yatay bir bantta bir sıkışma var. Evet. Bu sıkışma ileride sürmeyecek. Sürmeyecek bir şekilde ya bir yukarı yönde kırılmayla yeni zirvelere doğru gideceğiz veya bu yükselişlerin bir realizasyonunu yaşayacağız. Gördüğüm kadarıyla eğer önümüzdeki hafta ECB'den faiz kararı olarak, tarım dışı istihdam rakamı olarak, Yellen'ın basın toplantısında New York'ta yapacağı bir toplantı var. Oradan piyasaları moral bozucu bir etkiyle baş başa bırakmazsa biz bu aslında bakarsanız can sıkıcı olan seyri önümüzdeki hafta takip etmeye, izlemeye yine aynı şeyleri yaşamaya devam edeceğiz. Evet, haklısınız. Biz de bekleyeceğiz. Özellikle 1 Temmuz'da Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhurbaşkanı adayı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açıklayacağı Cumhurbaşkanı adayı da piyasalar tarafından bekleniyor diyelim ECB ile birlikte. Çok çok teşekkür edelim Erdoğan Turan'a. Güzel bir hafta sonu geçirmesini dileyelim ve pazartesi görüşmek üzere. Peki o zaman şimdi reklam vakti. Haydar abinin çay getirme vakti. Cüneyt Başaran yok. Merve Hande Akmehmet'in yerini alma vakti ve ardından 3. seansın başlama vakti.